Herkese merhabalar. Yeni bir videoda daha birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine iris parfümlerine kaldığım yerden devam ediyoruz. Yine hem kadın hem erkek kullanımına uygun muazzam parfümler var bugün de. Bugünkü videoda daha çok parfüm var arkadaşlar. O yüzden fazla sözü uzatmadan hemen ilk parfümle başlamak istiyorum. İlk parfümümüz bir erkek parfümü. Dior Homme serisinin bence en kaliteli, en maskülen parfümü. Dior Homme parfüm. Bunda yine Dior Homme Intense'deki gibi pudralı, ruj gibi kokan muazzam bir iris notası var arkadaşlar. O iris notasına temelde yumuşak güzel bir sandal ağacı var ama bu parfümde fark yaratan arkadaşlar orta notalardaki parfümü farklı bir yere taşıyan deri notası arkadaşlar. Çok sağlam bir deri notası var bunda. Çok sert, güçlü, baskın bir deri notası. Siyah deri ceketleri andıran maskülen bir deri notası var içinde. O deri notası parfümü farklı bir seviyeye taşımış. Biraz kullanması daha zor bir parfüm Dior Homme Intense'e göre. Genel beğenisi de biraz daha düşük bir parfüm ama insana güven veren bir yapısı var. Çok güzel bir parfüm. Ben bu ilk çıktığında bu kadar kaliteli bir deri notası beklemiyordum parfümde ama gerçekten niş parfümlerde bile zor bulabileceğiniz çok kaliteli bir deri notası var. Parfüm biraz reformülü oldu. Yeni formül de güçlü, merak etmeyin. Ama bu bendeki 2014 ilk çıktığı ay almıştım. Yani bunun performansı muazzam. Merak etmeyin, yenisi de güçlü arkadaşlar. Yani yeterince güçlü bir parfüm. Hani ne kadar da reformüle etseler yapısı gereği kuvvetli bir parfüm. Hemen listemizin ikinci parfümüne geçmek istiyorum. İkinci parfümümüz yeni adıyla Rules and Rules Menta Religiosa Song. Arkadaşlar bu parfüm için şöyle diyeyim, Dior Homme Intense'in daha unisex naneli versiyonu. Yanlış duymadınız. Hem unisex hem biraz daha ferahlatılmış versiyonu ama Dior Homme Intense'den çok daha güçlü bir parfüm arkadaşlar. Çok güzel pudralı bir vanilya var. Yine Dior Homme Intense'deki gibi. Ve içindeki iris notası da yine o makyaj çantasını andıran pudralı bir iris notası var baskın. Ama parfümün merkezinde nane notası var arkadaşlar. Bu nane notası parfümü baştan sona sarmalıyor. Parfüme daha güzel ferah bir hava katıyor ama yine de tatlı sayılabilecek bir parfüm. Yaz akşamları da kullanabilirsiniz ama gerçekten performansı çok iyi bir parfüm arkadaşlar. Ve fiyatı da diğer niş markalara göre çok çok daha uygun. Yani bir Zershoff parfümünün 3'te 1'i fiyatı diyebilirim ve yüzlük şişeler arkadaşlar. Ama performansı çok güzel, çok iyi yani. Bunun Dior Homme Intense'i katlar yani performansı. Özellikle yenisini. Hani hem unisex bir parfüm, sadece erkek için değil kadın kullanımına da uygun bir parfüm. Tek farkı Dior Homme Intense biraz daha odunsu. Bu biraz daha unisex, daha hafif. Çiçeksi, pudralı kaçıyor. Hem erkek hem kadın kullanımına çok uygun bir parfüm. Kesinlikle tavsiye ederim. Menta Religiosa ikinci parfümümüzdü. Üçüncü parfümümüz muazzam bir iris parfümü. Çok gerçekçi arkadaşlar. Bunda sadece irisin çiçeği değil, irisin kökünden elde edilen Oris Butter denilen daha gerçekçi bir iris notası var. Parfümümüz Ades de Venustas Iris Nazarena. Yani zaten iris severler bu parfümü mutlaka duymuştur. Çok güzel, pürüzsüz bir iris parfüm arkadaşlar. Aromatik notalar da var parfümde. Hafif pudralı, hafif de topraksı bir iris notası var içinde. Çok gerçekçi bir iris notasıyla açılıyor. Sonradan biraz daha deri notası, hafif bir deri notası baskın hale gelmeye başlıyor. Diğer aromatik notalar da var içinde. Çok yani bayağı kompleks bir parfüm ama iris notası her zaman ön planda. Ama ortalara doğru biraz geri çekiliyor. Ama gerçek iris koklamak istiyorsanız en iyi parfümlerden biri arkadaşlar. Iris Nazarena 3. parfümümüzdü. Diğer bir parfümümüz iris parfümlerinin kutsal kasesi diyebilirim. Bu Travel Boy arkadaşlar. Yani normalde bunlar özel şişede satılıyor ve Serge Lutens'in sadece kendi mağazasında satılıyor. Ve online tabii alışveriş yapabilirsiniz Avrupa'daki arkadaşlar. Uygun fiyata buldum ama çok yıllardır aradığım bir parfümdü. Ben bu parfümü ilk kokladığımda o kadar beğenmemiştim ama yani size şöyle diyeyim, şimdiye kadar piyasadaki üretilmiş en iyi, en gerçekçi iris parfümlerinden. Şu şişenin rengine bakarsanız sizi çok şey anlatıyor. Bu şişenin rengi kadar karanlık bir parfüm arkadaşlar. Yani çok gerçekçi, doğal, o topraksı bir iris notası var içinde. Oris Root dediğimiz, hani irisin kökünden elde edilen gerçek iris notası var bunda. Parfüm topraksı, odunsu, karanlık bir irisle birlikte yine karanlık, dumanlı bir vetiver notasıyla açılıyor ve genel olarak o şekilde devam ediyor arkadaşlar. Çok karanlık bir parfüm. Çok negatif enerjisi olan bir parfüm ama bir o kadar da elegant bir parfüm. Yani ben buna satanist iris diyorum arkadaşlar. Tam o tarz bir parfüm yani. Çok sıra dışı iris parfümü arıyorsanız ve kaliteli bir iris parfümü arıyorsanız Serge Lutens'in Iris Silver Mist
mutlaka denemeniz gereken parfümlerin başında. Bu parfüm birçok parfüme ilham olmuştur. Gerçekten denemeniz lazım. Bunun biraz daha kullanışlı, daha hafif, tatlı versiyonu Zershof Iris diye bir parfüm çıkardı. Ona çok benziyor ama o biraz daha içinde gurme notalar var, daha kullanışlı. Bu çok karanlık bir parfüm ama çok o kadar da sıra dışı, klas bir parfüm arkadaşlar. Yani bundaki Iris notasını koklamanız lazım. Sıradaki parfümümüz Odin markasının 04 numaralı Petrana isimli parfümü. Bunda çok değişik, bu da sıra dışı bir parfüm, ferah bir parfüm arkadaşlar. Bunda Iris notası menekşeyle birlikte verilmiş ama bundaki menekşe çok değişik bir menekşe, biraz metalik bir menekşe. Ama çok genel bir, çok yüksek bir parfüm. İçinde yumuşak ferah notalar da var, yumuşak odunsu bir vetiver var içinde, böyle çimensi yeşil. Ama daha çok menekşe ve Iris notası baskın. Bunda tabi o Orris Root da var dediğim gibi. Hafif köksü bir aroma veren. Ama genel beğeniz çok yüksek, çok ferah. Yine değişik bir parfüm. Biraz hafif metalik bir parfüm. Çıktığı zaman yılın en iyi niş parfümü seçilmiş. Ben de şaşırdım ama güzel bir parfüm. Tavsiye ederim. Odin 04 Petrana ferah bir iris yorumu. Diğer bir parfümümüz arkadaşlar Tiziana Terenzi markasının. Bunu ben vetiver parfümlerinde de tanımıştım. Çünkü bunda iris notası ile birlikte vetiver birlikte verilmiş. İkisi de en baskın notalar. Tiziana Terenzi Kaf. Bu aynı zamanda Irish Leather'ın yeniden yorumlanmış hali ama bunda çok kaliteli iris notaları verilmiş arkadaşlar. Muazzam. Ve içinde çok güzel de bir vetiver notası ile birlikte verilmiş. Yani biraz daha erkek kullanımına yakın bir parfüm. Diğer saydığım parfümler Dior Homme parfüm hariç daha hem kadın hem erkek kullanımına yakın ama bu bence biraz daha erkek kullanımına yakın. Çünkü bunda hem deri notası hem vetiver notası. İlk baştaki o odunsu dumanlı ardıç notası daha parfüm maskülen yapıyor ama bunda çok güzel 3 çeşit iris notası var arkadaşlar. 3 farklı iris kullanılmış. Hem köksü hem çiçeksi iris notaları var bunda. Ama pürüzsüz bir parfüm. Çok güzel. Hem deri notası muazzam hem vetiver notası çok temiz. İris notası hem pudralı hem odunsu hem hafif de topraksı verilmiş. Yani hem orta notalarda hem sonlara doğru değişen bir parfüm. Yani kalite arkadaşlar yani. Gerçekten Tiziana Terenzi Kaf denemediyseniz mutlaka deneyin. Iris seven arkadaşlar bu parfüme bayılacaktır. Kadın kullanan arkadaşlar da var bunu. Yani sadece erkekler kullanmıyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Mutlaka denemeniz gerekiyor. Diğer parfümümüz arkadaşlar biraz fantastik, sıra dışı bir iris parfümü ama çok kaliteli. Boadicea The Victorious markasının King's Road. Bundaki iris notası arkadaşlar muazzam. Iris Nazarene'deki iris notasına da çok benziyor. Sergio Tense'deki o iris notasına da benziyor. Bunda gerçek iris kullanılmış, çok kaliteli. Bunda asıl oyunu değiştiren bunda doğal oud var arkadaşlar. Kamboçya oudu. Çok dengeli verilmiş ama yine de ne kadar dengeli verilmişse Kamboçya oudu çok güçlü bir nota, maskülen bir nota. Yani biraz hayvansı yönleri de var. Odunsu, rutubetli bir havası da var parfümün ama yani çok az verilmiş, o çok şey değil, hani ağır verilmemiş çok fazla ama gerçek bir oud notası var ve parfümündeki diğer notaları sarmalıyor. Bunda iris notası çok kaliteli, gül notası ile birlikte verilmiş ama en baskın nota o pudralı, odunsu, hafif köksü iris notası var bunda. Ama bu gül notası ve hafif de meşe yosunu var, çok kaliteli bir meşe yosunu kullanmışlar. Çok dengeli, klas bir koku arkadaşlar. Günlük kullanıma uygun bir koku değil ama akşamları kullanabileceğiniz, özel günlerde kullanabileceğiniz tam bir mod parfümü. Boadicea The Victorious King's Road. Woods'e özellikle Wood ve Iris kombosunu merak eden arkadaşlar, sıra dışı bir Iris parfümü istiyorsanız bu parfüm Avrupa'daki arkadaşlar çok rahat bulabilirler. King's Road, Boadicea The Victorious'tan. Ve listemizin en sona bıraktığım arkadaşlar, yani şimdiye kadar kokladığım hem genel beğeniye uygun hem en klas, en kaliteli iris parfümlerinden biri. Hala tam şişesini almadım. Elimde sample'ı var. Mask Milano markasının Latessa isimli parfümü. Tam bir klas parfüm arkadaşlar. Tam elegant bir parfüm. Açılışında özellikle muazzam bir şampanya notasıyla açılıyor. Evet yanlış duymadınız. Çok güzel, çok gerçekli bir şampanya notasıyla birlikte iris notası var. Bunda da yine iki çeşit iris notası kullanmışlar. Hem çiçeksi pudralı hem köksü, odunsu ve hafif de pudralı bir iris notası var. Kullanılan iki iris notası da doğal kullanmış arkadaşlar. Çok kaliteli iris notası var bunda. İlk başta dediğim gibi şampanya ve iris notasıyla açılıyor. Çok kaliteli ama ortaları dolu daha çok iris ve yumuşak bir deri parfümüne dönüşüyor. Alttan da hafiften deri dediğime bakmayın. İçindeki deri çok rafine, yumuşak bir deri. Ama alttan da çok güzel sandal ağacı ile birlikte hafif bir meşe yosunu var. Parfüme biraz vintage bir hava katıyor parfüme. Biraz olgun bir hava katıyor ama
Yani yumuşak, kaliteli. Yani iris notasını deneyimlemek istiyorsanız, gerçek iris deneyimlemek istiyorsanız bu parfümü mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Musk Milano'nun Latessa şimdiye kadar kokladığım en kaliteli iris parfümlerinden biri. Bugün zaten bugünkü listemiz biraz yıldızlar geçirdi gibi oldu. İlk videoda biraz daha gurme vanilyayla birlikte verilen iris parfümünü ağırlık verdim ama bu videoda tanıttığım parfümler arkadaşlar çoğunda çok kaliteli, çok gerçekçi iris notası kullanmış ve iris notasının hem çiçeksi varyantı hem de köksü varyantı var. Hani daha gerçekçi iris notaları var. Bugünkü videoda bahsettiğim özellikle onları bu videoda toplamak istedim. Diğer ilk yayınladığım videoda daha çok çiçeksi pudralı iris notaları vardı. Daha bilindik iris notaları vardı. Yine kaliteli parfümlerdi ama bu videodaki parfümler gerçek iris kokusunu anlamak istiyorsanız özellikle Serge Lutens'in Iris Silver Mist, bu Latessa, Iris Nazarena'nın o ilk başta ilk sıktığınızda açılış notalarında gelen iris notası. Bunlar çok gerçekçi, çok kaliteli iris notaları arkadaşlar. Yani mutlaka denemeniz gereken parfümler. Bugünkü videomuzda iris parfümlerini tamamladık. Yeni bir videoda yine görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.